merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Öncelikle ben bu keyifli alana bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Burası huzurla denizin kenarında, Demir Konular Aile Kampı'ndasınız ama. Biz bu sektörle, sizin bu sektörünüzle başlamadan önce Demirhan Bey kimdir, sektörle nasıl tanıştı, bunu merak ediyoruz. Tabii, ben 1991 doğumluyum. Biz baba mesleğimizi sürüyoruz, abimle birlikte yapıyoruz. İkinci kuşağız, ikinci nesiz. Hani tekrar babamızdan aldığımız tesisi daha iyi bir şekilde sürdürmeye çalışıyoruz, devam ettirmeye çalışıyoruz. Bence senelere de gitsin, sizden sonraki nesile de geçsin ama peki burada hizmetleriniz neler, neler yapıyorsunuz burada? Biz ilk öncelikle konaklama tesisiyiz. 11 tane müstakil apart evlerimiz var. Onun haricinde çadır ve karavan kampımız var ve restoran bölümümüz var. Biz 3 farklı bölümde turizmde hizmet veriyoruz. Yani tatil yapmak isteyen insanların her türlü ihtiyacını bulabilecekleri bir alandan bahsediyoruz. Tabii, tabii. Aslında çadır isteyenler çadır. Evet. Onlardan bahsedelim. Çadır alanlarınızla bir apart alanlar ayrı mıdır? Onlara da gelelim. Çadır olaylarımız, alanlarımız artık en aza indirdik. Çünkü çadır artık çok talep fazla olmadığı için. Onun haricinde hep apart evlere döndük. Apart evlerimiz de müstakil apart evlerdir. 1+1'lerden oluşurlar. Normal 4 kişilik ailelerin konaklayabileceği, rahatlıkla konaklayabileceği apart evlerdir. Peki, buradaki onun dışında hizmetleriniz nelerdir? Hani bu hizmetlerden kastınız elbette yeme içme de olabilir. Daha farklı hizmetleriniz vardır. Bunlardan da birazcık bahsedelim. Açalım birazcık Demir Kolları Aile Kampı'nı. Tabii apart evlerden ve diğer konaklama seçeneklerinden hariç restoran bölümümüz var. Restoran bölümümüzde bizim restoran bölümümüzün ağırlığı sabah kahvaltısı. Sabah kahvaltısını oldukça çeşitli ve yöresel lezzetlerden oluşturuyoruz. Onun haricinde öğleden sonra geçtiğimiz zaman da ızgara çeşitlerimiz ve yine yöresel yemeklerimiz var. Konaklama halinde gelen müşterilerimize de bu şekilde restoran bölümünde hizmet veriyoruz. Peki normal genelde aile kamplarında kendi kalmış oldukları evlerde de yemek yapma olasılıkları vardır ama evet. Burada siz onlarda var mı yoksa sizler mi sağlıyorsunuz restoran bölümünü? Bizim evlerimizin mutfak bölümleri var. Mutfak bölümlerinde mutfak gereçleri var. Gelen misafirlerimiz isterse kendileri yapabiliyorlar. Arzu etmezlerse bizim restoran bölümümüzden sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği şeklinde yararlanabiliyorlar. Yani buradaki koşturmanın sizin aslında sabah kahvaltıyla başlıyor akşam evet. Yatana kadar ama sabah kaçta kahvaltınız, akşam kaçta hani buradaki restoran bölümünüz kapanıyor? Çünkü dışarıdan da gelenler var gördüğümüz kadarıyla size restoran bölümlerinizde. Sabah kahvaltımızda standart 9'a servis başı yapıyoruz. Onun haricinde sabah kahvaltımız saat 3'e 4'e kadar devam ediyor. Akşam yemeklerine gelince akşam yemekleri de yine öğlen saatinde başlayıp saat akşam durumuna göre saat 9-10 arasına kadar devam ediyor. Tamamen hani müşterinin gelme durumuna göre. Müşterimiz saat 10'da gelirse yok deyip göndermiyoruz. Yine burada yemeğini yedirip öyle gönderiyoruz. Çok güzel. Peki etrafta da çok fazla aile kampı ve oteller de bulunuyor ama elbette ki bunu ayıran birçok faktörünüz de vardır. Bir de biz sizden dinlemek istiyoruz. Nelerdir sizi ayıran diğer yerlerden size? Dediğim gibi biz baba mesleğini sürdürüyoruz. 1972 yılında kurulan bir tesis burası. Bizi diğer yönden tesislerden ayıran özellikler başında belki bizim için şu gelebilir. Biz gelen insanlara müşteri gözüyle değil misafir gözüyle bakıyoruz ve ona göre ağırlama yapıyoruz tesisimizde. Hem sizin zaten insan sevdiğiniz de çok belli ve bu işi severek yaptığınız da çok çok belli. Bu da mutlaka ki müşterilerinize yansıyordur elbette. Peki burada şimdi mutlaka açarken babanız da açmış hedefleri varmış ve büyütmüşsünüz, sizler devralmışsınız. Bundan sonraki aşamalarda yaptığınız ya da kafanızı tasarladığınız farklı projeleriniz, hedefleriniz var mı Demirhan Bey? Tabii ki var. İlk baştaki hedefimiz şu andaki mevcut bulunan babamızdan devraldığımız tesisi çok daha kaliteli bir hale getirip gelen misafirlere çok daha güzel bir hizmet vermek ve sunumu turizmine daha fazla turist çekerek daha ileriye taşımak. Peki size nasıl ulaşıyorlar buraya gelmek isteyenler? Gelmek isteyenler biz sosyal medyayı çok aktif kullanıyoruz. Genelde orada takip edip gerek Facebook Demir Kolay Aile Kampı adresinden gerek Instagram Demir Kolay Aile Kampı adresinden yine Google arama motorundan Demir Kolay Aile Kampı yazdıkça direkt zaten listelerin başında çıkıyoruz. Ve gün içinde de çok aktif bir şekilde hem gelen misafirlerimizin hem tesisimizin fotoğraflarıyla, videolarıyla yayınladığımız için çok fazla bir sıkıntı durumuna düşmüyorlar. Genelde hemen buluyorlar. Kaç çalışanınız var burada size eşlik eden? Bizimle birlikte çalışan 10 tane arkadaşımız var. 10 tane arkadaşımızla birlikte çalışıyoruz.
Peki nelere dikkat ediyorsunuz burada hizmet verirken? Nelerdir hani olması gerekenler? Mutlaka güler yüz elbette var burada zaten. Onlardan da bahsedelim biraz. Ya dediğim gibi ilk başta gelen misafirlerimizin buradan mutlu memnun şekilde ayrılmasıdır. İlk başta dikkat ettiğimiz bu. Kaliteli yiyecek çıkartmak, kaliteli hizmet vermek, gelen misafirleri burada gülerek geri göndermek. Peki bunu ben görüyorum, birçok kişi mutlu ve çocuk sesleri de geliyor. Peki biz bu anlamda Sinop'a ilçelerine katmış olduğunuz değerden ve buraya katmış olduğunuz bu güzel alandan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Güzeldi. Son olarak son sözleriniz alın destekleyenlere size. Son olarak ilk başta bizlere buralara girip tanıttığınız için size teşekkür ediyoruz. Onun haricinde de gelen misafirlerimize dediğimiz gibi müşteri gözüyle değil, misafir gözüyle baktığımız için gönül rahatlığıyla aileleriyle birlikte gerek konaklama gerek restoran gelebilirler. Bize tekrar güncellemelerimizi, restoranımızı, apart evlerimizi, yeni yaptığımız seçenekleri dediğim gibi sosyal medya sitelerinden bizi rahatlıkla takip edebilirler. Peki çok teşekkür ediyoruz Semihan Bey. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.